Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, ProHunt Fuarı'nda Dabanlı Av Dünyası firmamızın standındayız. Yanımızda firma sahibimiz bulunmakta. Merhabalar İsmet Bey. Merhabalar. Nasıl geçiyor fuarımız sizler için? Neler söylersiniz öncelikle bizlere fuar hakkında? Fuarımız beklediğimiz gibi güzel, gayet hareketli. Yurt dışı katılımcısı çok. İç piyasada bizim kendi beklentilerimiz de fazlasına etti. 4 gün uzun bir zaman bizim için, yani gayet başarılıydık. Beklentimizin üstünde, iyi yani, memnunuz şu an. Dabanlı Av Dünyası ve TRP Hunting markalarımızla birlikte fuarımıza katıldık. Ben kısaca markalarımızı okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica edeceğim. Beraber çalıştığımız bir firmamızdır. İkisi de kendimize ait. Konya'da merkezde üretim olaraktan, Afyon merkezde mağaza olaraktan hizmet veriyoruz. İlk modelimizde bu yıl Dehşet marka olaraktan bir tüfek vakfı yaptık ilk defa. Projeli bir tüfeğimizdir. Hani standartlardan farklı bir model daha oldu. Şu an onunla uğraşıyoruz. Onu fuarımıza getirdik. Tanıtım amaçlı onları bekliyoruz sadece. Bu proje, özel proje olan tüfeğimizin özelliklerinden bahsetmenizi rica edeceğim ben. Sonrasında da diğer modellerimizi de tanıyalım sizinle beraber. Özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca namluda bir farklılık yaptık. Ölçülerde, çaplarda. Türkiye'de pek fazla uygulanmayan konsatör dediğimiz bir sistemle uyguladık. Bundan dolayı yani beklediğimiz bir ölçülerde saçma grupmanı topladık. Şu an avcı camialarına daha iyi bir sunum yapmak istiyoruz namlumuzda. Diğer olaraktan standart her şeyi. Yani namlu çelik kalitesidir. Bilmem işte plastik kaliteleri, ahşap kaliteleri. Geri kalanında pek fazla bir değişiklik uygulamadık. Sadece bu kadar şu an söyleyeceklerim. Dilerseniz bir elimize alıp gösterelim kameraya da. Okurlarımız ve izleyicilerimiz de birebir deneyimlemiş olsunlar. Ahşap modelimiz, tüfeğimiz ahşaptır, standart. En çok avcı camiasında kullanılır, 71 santim uzunluğunda. Avcılar 66-71 arasında kullanır. En lüks dediğimiz model ahşap olaraktan. Kasada biraz daha bir değişiklik uygulandı. Hani hızlı göze gelmesi için tüfeğimiz şu an bu. Farklı tasarımlarımız da var. Yani müşterilerimizin beklentileri ve istekleri doğrultusunda özel tasarım çalışmalarımız da oluyor mu? Tabii ki tabii ki. Mesela sadece şu an sport modeli dediğimiz gençlerin hevesleniği. Yani kırmızı detaylar verdik sadece. Bunun sadesi de var. Renk seçeneklerinde kendi imzalım olan 3 modelim var. Bunlara duman verdik ismini. Meşe dedik. Sat dedik bunlara da mesela. Öyle bir modellerimiz de var. Tabii ki bunların sitemizden dabanlıavdunyası olaraktan girip baktıklarında müşterilerimiz fiyatlarını, detaylarını, gerekirse WhatsApp'tan iletişime geçip özel bilgi alabilirler. Bütün hepsi de mevcut yani sitemizde. Yurt dışına da ihracatımız var aynı zamanda. Var. İhracatımız var. Dehşeti vermedik daha. Diğer markalarımızla TRP Hunting'in verdiğimiz modellerimiz var şu anda. Standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin en çok ilgisini hangi modellerimiz çekti? Ya şimdi avcı camiası olduğu için avcılar hep direkt av modellerine yöneliyor. Ama iç kullanıcı dediğimiz yani kendini savunma, evet ev savunması olarak alıcılar da jarjörlü grubuna bakıyorlar genelde. Yani başka da bir beklentileri yok zaten. Herkes kendi bölümünü alıyor. Çok teşekkür ediyoruz İsmet Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler için buradan son olarak Fuar Dergisi'ne neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. Türkiye'de dergiye söyleyeceğim bir şey var. Avcılık camiasını çok düşünüyorlar. Avcılık aslında hayvan vurmak gibi görüyorlar insanlar. Olay bu değildir. Spordur. Biz spor amaçlı yapıyoruz bunun peşiniz. Bizi de dıt bellemesinler diyorum yani. Peki çok teşekkür ediyoruz İsmet Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.